Merhabalar. Ben taşınma telaşından size bir hayırlı olsun diyemedim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Bu arada tanıştırayım, Gizem Seval. Memnun oldum. Ben de. Mahalleye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Asıl siz hoş geldiniz. Ben bu mahallede çok eskiyim. İsmin senden daha eskici. Yani o burada doğdu, şimdi de doğduğu evde yaşıyor. Öyle mi? Bilmiyordum. Ben bir şöyle ufak gezebilir miyim? Tabii. Vallahi burada da sanat galerisi açma fikri bir enteresanmış. Değil mi? Ya. İkimiz de enteresan şeyleri seviyoruz galiba. Siz de böyle formayla dolaşıyorsunuz üstünüzde. Ben de Şevkat gibi hasta Beşiktaşlıyımdır da. Yalnız Şevkat sağlıklı Beşiktaş'tadır. Tabii sizin hastalığınızı bilemeyeceğim. Kızlar, kızlar. Burası ne acayip mahalle ya. Merhaba. Merhaba. Ay her gün değişik bir şey oluyor. Niko ayakkabısız dolaşıyor. Kazım da palto giymiş. Ha onlar mı? Onlar Şevkat'in totemleri ya. Bu akşam Beşiktaş'ın Avrupa maçı var ya. Yani tabii çok eski hikaye ya, siz bilmezsiniz. Gerçi sizin pek futbolla da ilgilendiğini zannetmiyorum ya. Neyse, tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin. Bu kız resmen Şevkat'a oynuyor esin. Şevkat için hayatı şeyler ne? Beşiktaş ve tavukları. Önce tavuk şov yaptı, şimdi futbol şov yapacak. Ve kesin maçı izlemeye Şevkat'e damlayacak. Şevkat Avrupa deplasmanları aynı kahvede izliyormuş. Sence bu kız oraya gitmez mi? Bence kesin gider. Sen de git. Ben? Kızım ben ne anlarım maçtan, futboldan falan. Ben Galatasaraylıyım zaten. Basketbol maçlarını falan izliyorum denk gelirsem. E o zaman futbol öğren. Nasıl? Bütün erkekler futbol konusunda uzmandır. Hızlandırmış kurs alacaksın. John Kalev vardı. O da Beşiktaş'ta oynamıştı. Sergen de vardı. O da her takımda oynadı be. Sonradan atçılara merak sardı. Bir ara Sergen diye bir atı vardı. Nasıl biliyor musun? Arap atı böyle simsiyah. Dangır 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 koşturdu be ya. Kaç kere altılımı yatırdı o benim. Sonra Rıdvan da merak saldı bu atçılığa. At aldı da onunkiler o kadar şey olmadı yani. Ne anlatıyorum ben be ya? Of yandım Allah. Ya Cuma sen ne diyorsun ya? Kızlar futboldan bahsediyorlar. Sen Arap beygir diyorsun, bahis diyorsun, at diyorsun, bir şey diyorsun. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşım futbol sadece asla futbol değildir. İşin ucunda para varsa her şey değişiyor ya. Madem Galatasaraylıysan Hacı'yı bilmen gerekir. Hacı efsaneydi efsane. Karpatların Maradona'si. Ha bir de Metin Oktay mutlaka bilmelisin. Adam kral, kral. Allah Allah. Bizim de futbolcularımız vardı. Ne var yani? Lefter vardı, Alex vardı. Bunları söylüyor muyuz şimdi? Sen Cimoğlu musun be? Başımıza şimdi nereden çıktı acaba? Bir dakika, bir dakika. Tamam. Peki offside ne? Offside ne? Kadınların hep merak ettiği ama asla bilemediği, hakemlerin de göremediği pozisyondur offside. Offside'i çözen bütün alemin sırrını çözer be ya. Niko gibi konuştum ben de be. Tamam, tamam. Anlaşıldı. İhsan, oğlum git manavdan meyve getir. Uygulamalı olarak anlatacağım. Ya işte bu okey taşlarıyla anlat. İhsan'cığım, sanatçı kişilikleriyle hanımefendiler mekanımıza şeref vermişler. Okey taşıyla olur mu? Meyve böyle bir natürmört etkisi yaratır. Hadi bakayım. Ya natürmört derken hani meyveler dikkatlerini dağıtır. Boş ver usta ya. Bir kere de dediğimi yap lan. Yürü. Dediğini yap ama yaptığını yapma. Aman. Siz bayağı iyi biliyorsunuz galiba bu offside'ı. Evet. Şimdi futbol İngiliz icadıdır ama offside Norveç'ten çıkmadır. Acaba? Modern futbolda zaten temellerini Norveç'ten almıştır. Baktığımız zaman Avrupa'daki soyut sanat akımları yayılmaya başladığında bu Norveç'te futbola acayip yansıdı. Yani Norveç'te offside başkadır diyorsunuz. Aşk gibi bir şey bu galiba, karışık. Tabii. Aşk da offside'ı anlatmak gibi zordur. İsterseniz size bunu pratik olarak gösterebilirim. Tabii isterseniz. Yok, şimdilik kalsın. Yani evet, önce offside sonra aşk. Yani aşkın şimdi acelesi yok değil mi? Getir oğlum.
Getir bakayım, getir bakayım. Bunları bulabildim. Tamam. Şimdi şunları alalım. Bu. Evet. Kaldır oğlum onu. Bakın arkadaşlar. Bu rakip takımın kalecisi. Şurayı bir çizgi olarak farz edelim. Bu bizim forvetimiz. Şuraya koyduk. Bunlar da defanslı oluyor. Defanslı oluyor. Çizgi olarak görün onu. Şimdi buradaki oyuncu topa vurduğu an önemli. Topa vurduğu an eğer ki buna böyle çarptığı zaman eğer bu golü... Yok öyle değil. Bak şimdi burada bir çizgi var. Bu offside çizgisi. Bu çizgi buradan topun atıldığı ana göre, hakemin bakış açısına göre değerlendiriliyor. Ne anlatıyorsun ki ağzım? Şimdi ne anlatıyorsun ya? Bir dakika. Abi, sen acaba hakemi nereden biliyorsun? Futbol oyunda kaç tane hakem var onu biliyor musun? Allah'ın seversen öyle şey olur mu ya? Nasıl? Şimdi buradan geliyor. Defansa tam çizgi oldu. Diyelim ki bu öne geçti. Bundan top geldiği zaman tam olarak bunun... Öyle değil. Bak şimdi bunu buradan alıyorsun. Bunu buradan alıp buraya atarken... Tam olarak bunun kafasına geldiği zaman, değdiği zaman, bu öne geçtiği zaman, öyle olduğu zaman tam olarak zaman... Öyle olmuyor. Öyle bir kere o. Falan kardeşim. Falan böyle pat diye vurmaz. Hayır. Falan diye bir şey var. Pat diye vurmaz. Hayır. Falan diye bir şey yok. Orta sahanın kesesinden geçtiğiniz zaman... Şimdi geldiğinde orada kullanılıyor. Ay bu Oğuzhan ne kadar komik adammış böyle. Nereden gelmiş bulmuş burayı? Vallahi bilmiyorum da gerçekten Norveçli miymiş o? Bilmiyorum ben de ama ya eğer Norveçliyse bile Norveç'in içinden değildir bence. Kutuba en yakın köyünden olabilir mesela. Aa, babam arıyor. Allah Allah, niye arıyor ki? Alo. Sıkıntını halledebildin mi Gizem? Pardon, ne sıkıntısı? Bana mail atıp para istemiştin ya. Ben senden para istemedim. Ölsem de istemem. Kızım ben senin babanım. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Ben buyum biliyorsun. Aramasaydın. Gizem. İyi misin? Ne oldu? Güya para istemişim. O da göndermiş. Hayatta böyle bir şey yapma. Tabii ya. Tam Boralık hareket bu. Kesin o yapmıştır. Biraz dertleşmek ister misin Gizem? Ya ben Fransa'dan döndüğümden beri hep benim dertlerimle uğraştınız. Yani çok teşekkür ederim. Bunun için size minnettarım. Ama biraz da ben sizin dertlerinizi dinlemek istiyorum artık. Canım benim. İnan ki gerek yok. Zaten artık hiç umursamıyorum ki. Ben biraz suçlu hissediyorum kendimi. Ya biz seni biliyoruz. Boş ver şimdi sen. Maça konsantre ol. Sonra bize anlatırsın neler oldu. Bir şey diyeceğim. Niye anlatıyorum ki? Siz de gelin. Siz zaten bu mahallede olan biten her olayı böyle televizyonda dizi izler gibi izlemiyor musunuz? Eğleniriz işte hep beraber. Evet ya. Gerçekten bu mahalle böyle fantastik dizi gibi geliyor bana. Tamam, o zaman akşam beraber gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.